Mavi Karadeniz TV ekranlarından bu güzel pazar gününden hepinize selamlar, saygılar, merhabalar, iyi pazarlar diliyorum. Nasılsınız? Efendim bugün yine sizlerle birlikteyiz. İnşallah güzel dakikalar yaşayacağız. Harika bir hava var İstanbul'da. Mavi Karadeniz TV ekranlarında bu güzel pazar gününde Murat Show'da sizler bana eşlik ediyorsunuz. Her zaman olduğu gibi yapacağınız tek şey MKD yazıp boşluk bırakarak 39-29'a mesajları göndermek ve biz de bu günü sizinle inşallah paylaşacağız. Evet, istekleriniz olur, yorumlarınız olur, görüşleriniz olur ya da merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şeyler olur. Bizlere ulaştırabilirsiniz. İnşallah biz de sizinle bu güzel pazar gününü hep birlikte paylaşmaya gayret edeceğiz. Sizin ekranınızda, Mavi Karadeniz TV ekranlarında. Evet, sözü fazla uzatmıyorum. Sizler MKD yazıp boşluk bırakarak 39-29'a mesajları yollamaya başlıyorsunuz. Hemen ilk klibimizde startımızı verelim. Sonra tabii konuşacağımız çok şeyler olacak. Hadi bakalım, hepinize armağan olsun. Sümer basması gibi sarılayım boynuna yaban asması gibi.
sarılayım boynuna yaban asması gibi. Bahçelerde sarımsak, sarımsarım sarımsak. Bahçelerde sarımsak, sarımsarım sarımsak. Yandan yana dönmeden bir gece sabahlasak. Yandan yana dönmeden bir gece sabahlasak. Evet, çok tempolu, harika bir kliple başladı bugün birlikteliğimiz. İbrahim Can'dan, İbrahim abinin bu albümünde birbirinden özel, birbirinden güzel türküler var. Hepinize armağan ediyoruz. Evet, sizler de ben bu klibi izlemek istiyorum diyorsanız ya da sormak istediğiniz bir şey varsa MKD yazıp boşluk bırakarak 3929'a mesajları yollamaya başlıyorsunuz. Bu arada mesajlarınız gelmeye başladı. Trabzon kemencesi istiyorum demiş bir kardeşim. Zaten bütün havalar bizim o tarafın havaları. Karadeniz'in batısından doğusuna kadar hep aynı güzel türküleri, kemencesini, tulumunu, bağlamasını, kavalını, zurnasını sizlere dinlettirmeye devam ediyoruz. Yine selam Murat abi, seninleyiz. Apollos Lermi'den Yaban Eller şarkısını çalarsan sevinirim demiş. Evet, zaten Apollos'tan yeni klibini de izlemiştiniz. Onlara da bakacağız. Selam Murat emi. Biz Viyana'dayız, sizden Apollos Lermi'den şarkı istiyoruz demişler. Evet, valla buradan Viyana'ya selamlar gönderelim. Apollos'tan gelecek o zaman, yoğun bir istek var. Apollos'un son klibini de izlediniz herhalde. Özel güzel klipleri zaten bizler sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Evet, bu arada Türk Saat Kurulumluğu biliyorsunuz artık televizyonumuz Dijitürk'te arkadaşlar, Dijitürk'te Türk Saat Kurulumluğu 191. kanaldan izleyebilirsiniz. Onu da özellikle belirtelim. Yani artık bundan sonra böyle trendi yukarıya doğru inşallah yükseltmeye devam ediyor yönetim kurulu başkanı ve üyeleri. Tebrik ediyoruz onları ve biz de devam ediyoruz. Bu güzel pazar gününde saat 16'da da biliyorsunuz çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Önceden biz Trabzonspor'un şampiyonlukla alakalı rakiplerinin puan kaybetmesini hesap ederdik. Artık bu yıl öyle oldu ki tarihinde 20 yıldan beri ilk kez bu pozisyona düşüyor ve lige düşme potansiyelinde olan takımların artık maçlarını takip ediyoruz. Ki benim gibi binlerce Trabzonspor taraftarı da böyle olduğuna inanıyorum. Dün bizim puan derecesinde aynı durumda olan biliyorsunuz Büyükşehir Belediye ve Karabükspor berabere kaldı. Ondan seviniyoruz, enteresandır. Yine Elazığ Spor yenildi biliyorsunuz ama biz bugün 16'da Akhisar'la bir maçımız var. İnşallah Trabzonspor 3 puan alırsa alt gruptan artık kurtaracak ve hedefini daha yukarılara taşımaya gayret edecek. Başarılar diyoruz Trabzonspor'a da bu arada. Evet, yine 21 Mayıs'ta televizyonumuzun 8. yıl dönümünü inşallah hep birlikte kutlayacağız. Kumkapı'da Mercan Restorant'ta, onu da buradan belirtmek istiyorum sizlere ve mesajlarınız gelmeye devam etsin. MKD boşluk 3929'a mesajları yazıp yollamaya devam ediyorsunuz. Biz de o zaman hemen ne yapıyoruz? Güzel bir kliple devam ediyoruz. Yeah, yeah, yeah.
Evet, İlyas Parlak'tan çok güzel bir klip geldi. Buradan İlyas Parlak'a da selamlar gönderelim. Sürmeneli hemşerim gerçekten yıllardan beri o güzel kemencesini hem sanatçılarımıza çalıyor ve böyle de güzel bir albüm yapmış. Biz de buradan İlyas Parlak'a hep birlikte izledik ve tüm izleyenlerimize de armağan ettik. Devam ediyoruz. Bugün hava kapalı ama sıcak bir hava var İstanbul'da. Harika gerçekten de. Artık yaz da geldi. Biz de bu güzel pazar gününü sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Ama böyle kahvaltıyı dışarıda orman içinde yapanlar da var. Onlara ne mutlu. Biz de bebe bisküvisi yedik geldik. Bizim yönetim kurulu başkanı Fuat Kuş ormanda yaptı kahvaltıyı geldi. İşte patronluk başka oluyor. Bizim gibi marabalar da böyle. İşte bebe bisküvisiyle işte tosttan mostan idare ediyoruz. Tüm izleyenlere, tüm patronlara da buradan selamlar gönderelim. Evet, mesajlarınız geliyor. MKD yazıp boşluk bırakarak 39-29'a mesajları yazıp gönderin. Ve şu anda yine Yalova'dan Serkan kolay gelsin demiş. Seni yüzüyoruz abi. Sıradaki eseri bu tarafa doğru gönderirsen mutlu memnun oluruz. Biz de o zaman o tarafa doğru gönderiyoruz. Evet, yine her zaman olduğu gibi söylediğim gibi bize destek veren firmalara, Nizam Pide'ye, Fonex Kozmeti'ye, yine Villa Mutfak, Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Onlara da katkılarından dolayı şükranlarımı ifade ediyorum ve günü paylaşıyoruz sizlerle. Ekranın solunda görmüş olduğunuz numaralardan görüyor musunuz bilmiyorum ama rejideki arkadaşımız onu birazdan koyacak. Zaman zaman da canlı bağlantı alacağız. Bakalım, evet, sıradaki klibimiz neymiş? Tüm izleyenlerimize armağan edelim bu güzel pazar gününde. Özellikle evinde, iş yerinde bizi izleyenlerimize armağan edelim. Sadece ülkemizde değil, ülke dışında da biliyorsunuz çok sayıda izleyenimiz var. Özellikle Avrupa'da, ülke dışında bizi izleyen bütün hemşerilerimize ve izleyenlerimize de bu güzel klibi armağan ediyorum. Almanya'dan ya da işte Hollanda, Fransa'dan mesaj yazmak isteyenler ekranın sağında görmüş olduğu numaralara da mesajları atabilirler. Ama ülkemiz içerisinde MKD boşluk 39-29'a mesajları yollamaya devam ediyorsunuz. Hadi bakalım devam edelim biz.
Evet işte Sirmalis'in Sirmali. Tüm izleyenlerimize armağan ettik. Devam ediyoruz. Mavi Karadeniz TV ekranlarında bugünü paylaşmaya devam ediyoruz. Gelen mesajlar var. Artvin Şavşat'tan Nurcan, sizden tulum havası istiyorum. Lütfen çalın. Trabzonspor'a başarılar. Murat abi lütfen çalın demiş programda. Başarılar dilerim. Biz de Artvin'e buradan selamlarımızı, saygılarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Süpersiniz. Hava güzel, horon varsa bizi sevindirirsiniz. Ankara Balgat'tan Nezi kardeşim. Ankara'ya da selamlar gönderelim. Ankara Etimesgut'ta askerliğimi yaptım. Bizi askerde askerliğimizi yaptığımız arkadaşlardan izleyen varsa onlara da buradan selamlar gönderiyorum. Ben Bursa Mustafa Kemal Paşa'da Murat Şahin sıradaki parça arkadaşlarıma ve tüm askerlere ve aşıklara gelsin demiş. Biz de gönderelim tüm aşıklara. Evet selam Murat abi, ben Laz Ali'nin oğlu Cengiz İpek. İyi yayınlar, senden bir hemşin türküsü istiyorum. Rize Pazar'da amcam Selahattin İpek ve amcamlara, anneme, ablama, Gamze'ye gelsin, kolay gelsin demiş. Biz de selamlar gönderelim. Sizler de tabii ki isteklerinizi, mesajlarınızı bize yollayabilirsiniz. MKD boşluk 3929'a. Hattımızda bir izleyenimiz varmış. Alo. Mavi Karadeniz var. Alo, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Günaydın, günaydın. Ne akşamı günaydın. Ya? İyi günler. Murat'cığım seni gördüm ve mutlu oldum ya. Seni kaybettim kardeşim ya. Sen nerelerdesin ya? Abi nasıl kaybettim ben? Yıllardır hem radyoda hem ekrandayım ya. Yalnız... Radyoda alıştık seni. Radyoda daha çok tanıyorum seni. Rize'den canlı yayınlar çok katılmıştım. Eyvallah. Yalnız şeyi biraz kısalım. Televizyonun tamam. Sesini küstüm, daha iyi anlaşalım. Küstüm. Canım kardeşim benim. Halın şeyfın nasıl? Yerinde dur inşallah. Görünüyor. Elhamdülillah. Tüp gibisin ya. Nasıl görünüyorum? Tüp gibi görünüyorsun ya. Böyle ilaç gibi de geliyorsun bize biliyor musun? İlaç. Eyvallah. Mustafa abi. Rize'de hava nasıl bugün? Bugün ben istirahatliyim. Belediyede çalışıyorum. Sayeli Belediyesi'nde. Hava nasıl Rize'de? Havala çok süper. Çok süper. Rize sporumuz da iyi gidiyor. O da bizi mutlu ediyor. Evet. Hepten deşarj olmuşuz ya. Rize sporumuz bu sene birinciliğe çıkıyor. Artık tamam. Garantiledik birinciliğe çıkmayı. İnşallah. Garantiledik. Hazır mısın? Evet. Hazırım. Yeşil. Mavi. Yeşil. Mavi. Şampiyon. Rize spor. Şampiyon. Saygı, o kadar inşallah bu sene Süper Lig'e gelecek. Dün de o bazuka gibi golü Sernat'ta ne vurdu mübarek. Vursun abi öyle işte. Ya, bayıldık ya vallahi billahi var ya. Evet. Az daha komandayı böyle fırlattım ya şepten ya. Aynen. Sertman galibiyetimiz artık birinciliğe çıkıyoruz arkadaşlar. Yalnız buradan canlı yayına bütün arkadaşlara sesleniyorum. Ellerinden öpüyorum ufaklarımın da büyüklerimin de. Lütfen bu maça gidelim ya. Ya evet. Bu maça gidelim ne olur ya, Rize ediyoruz yani. Yani bütün o desteğe... Trabzon'a, Artvin'e, Pazar'a, Ardeş'e, bizim gidenlere. Lütfen bu maça gelelim, Rize Spor'u zorlaştıralım. Birincilik biletini alalım bu maçta ya. Evet, inşallah. Diyorum. Peki... Rize Sayeli'nden saygılar sunuyorum, Keloz'dan. Bak saygı... Diliyorum sizlere, Karadeniz, Mavi Karadeniz ailesine ve... Sağ ol. Saygı bizden, bizim... destek firmamızda Nizampi'de biliyorsun Çayeli'lidir Orhan Ramazan Kızılkaya. Evet. Onlara da buradan teşekkür edelim. Sana da saygılar Çayeli'ne, Rize'ye selamlar. İyi günler diliyorum. Evet. Evet buradan bir kez daha selamlar gönderelim. İşte böyle dostlarımız arıyor. Selam Murat abi. Biz Bursa'da vatanı görevini yapmaktayız. 92 birler Önder Uçar, Adem Kaya, Ahmet Ayhan, 92'ye 2 Ahmet Çakmakçı, Şafak 120, abi Karataş'tan bir parça istiyorum. Seni çok seviyoruz demişler. Rizeli Laz, sevgili kardeşim çok teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Şimdi biz bir klibe gidelim. Klibin ardından hemen bir ara vereceğiz. Reklam arası. Reklamlardan sonra yine buradayız. Ayrılmayın. Yatma yeşil çimene, uyur uyanamazsın. Verma beni ellere, görür dayanamazsın. Verma beni ellere, görür dayanamazsın. Oy, bahçede kara yemiş, ermemiş dur ermemiş. Bahçede kara yemiş, ermemiş dur ermemiş. Ellere gelin olma, mezarımı görmemiş. Ellere gelin olma, mezarımı görmemiş. Ellere gelin olma, mezarımı görmemiş. Ellere gelin olma.
İmam-ı Zarumi görmemiş. Ay, kara yemiş dibine bir kurşun atacağım. Kara yemiş dibine bir kurşun atacağım. Olmadı kavuşmadık, ben nasıl duracağım? Olmadı kavuşmadık, ben nasıl duracağım? Oy, kara yemiş dibinde, kara yemiş fidani. Kara yemiş dibinde, kara yemiş fidani. Gel sevdaluk edelim, sevdalığın zamanı. 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 Ay, sevdaluk ediyoruk, bilmezler halımızı. Sevdaluk ediyoruk, bilmezler halımızı. Sarı çamdan etsinler, biz bizim salumuzi. Sarı çamdan etsinler, biz bizim salumuzi. Oy, kadir gayok değiller, nedir ha bu donanma? Kadir gayok değiller, nedir ha bu donanma? Öyle bir güne geldik, babana da inanma. 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 Merhaba sevgili izleyicilerimiz, saçıyla başı dert olanlar, beyaz saçlara son noktayı koymak istiyorsanız size muhteşem bir tarağı gönderiyorum. Bugüne kadar 59 liraya satılan olan bu tarağı şu dakika itibariyle ekran altındaki numaralar hemen şimdi aradığınızda 3 seti tamamen 59 liraya veriyorum ve aramayı başlatın. Konuşmam bittiği zaman efendim ne yapıyorsunuz? Kampanyada bitmiş oluyor. Beyaz saçlar, saçınızı otomatikman böyle şekilde tarıyorsunuz. Taramış olduğunuz zaman içerisinde 5 dakika içerisinde bekliyorsunuz. Tam 5 dakika bekliyorsunuz. Herhangi bir sabun ve şampuanla yıkadığınız zaman ne yapıyorsunuz efendim? Saçınızı kuruluyorsunuz ve bir daha da beyaz saçlarınızı görmeyeceksiniz. 3 seti kullanmış olduğunuz zaman içerisinde ne yapıyorsunuz? 3 seti kullandığınız zaman bundan sonraki ömrünüzde de artık beyaz saçlarda bir daha da kaderiniz olmayacak. Bu kampanyayı, bu zamanı çok iyi değerlendir sevgili izleyicilerimiz. Muhteşem tarağa, bu mucize tarağa şimdi sahip oluyorsunuz. Bakın sadece bu tarakla saçınızı tarıyorsunuz. 5 dakika bekliyorsunuz. Saçınızı yıkıyorsunuz. Saçınız renk değiştirmiş oluyor. Beyaz saçlarda kurtulmuş oluyorsunuz. 2 ayda bir taradığınız zaman size yeter. 2 ayda bir taradığınız zaman bu tarak yaklaşık size 3 defa gider 6 ay. Bu tarak da zaten ne yapar efendim? 6 ayda bu gider. Tam etti 1 yıl. 1 yıl sonra bir daha da beyaz saç olmayacağına göre bunu da hemen yakın bir dostunuza hediye edebilirsiniz. Kocaman 3 tane set gelir. Kargosu, vergisi, KDV'si, her şeysi dahil olmak şartıyla sadece bu haftaya has bahar kampanyasını başlattık. Yaz geldi ya efendim. 0216 alan koduyla 211 01 çift 0. 0216 211 01 çift 0 nolu telefonu aradığınız zaman yani 59 lira 90 kuruş dediğimizde ne yapar? 180 lira yapıyor. 180 liralık bu ürünü sadece şimdi şu dakika itibariyle ekranlarımızı aradığınızda ekran altındaki numaraları sadece ve sadece 59 lira alıyorsunuz. Hiçbir bedel ödemiyorsunuz. Hatta ne yapın biliyor musunuz sevgili izleyicilerimiz? Kargocu arkadaş size bunu getirdi ya. Kargocu arkadaş orada bir çay kahve ikram edin. Diyor, hayır bekleyin diyor kardeşim. Bekletiyorsunuz, saçınızı tarıyorsunuz. 5 dakika bekletiyorsunuz. Kahveci, kargocu arkadaşımız orada çayını içene kadar, kahvesini içene kadar saçınızı güzel gene bir kuruluyorsunuz. Üründen memnun kaldıysanız bedelini ödüyorsunuz. Üründe de memnun kalmadıysanız ürünü de hayır kardeşim al git diyorsunuz. Sepet kolunuzun altına verir gibisinde gönderebilirsiniz. 0216 211 01 çift 0 nolu telefonu şimdi hemen aradığınızda 59 liraya alacaksınız sadece efendim. Bakın 59 liraya bu ürünü satın almak için ha diyeceksiniz ki 5 dakika içerisinde saçı orijinal rengine getiriyor. Bir de saçı kalınlaştırıyor. Saç dökülmesinde durdurma gibi özelliği var. Ceviz ekstratı ha üründe de memnun kalmadığınız zaman özellikle de size şunu söylüyorum. Hemen efendim ilgili bakanlığa şikayet edin kardeşim ürünümüzü. Benim beyaz saçlı halimi de hepiniz de biliyorsunuz efendim.
beyaz saçlı halimize biliyorsunuz. 5 dakikada saçınızı orijinal rengine getiren bu tarağı alıyorsunuz. Memnun kalmadığınız zaman kargocu arkadaşı orada bekletiyorsunuz, ürünü iade ediyorsunuz, parasını ödemiyorsunuz. Ürünü kullandıktan sonra herhangi bir alerjik reaksiyon, saçınızda bir dökülme, saçınızdaki olumsuzluklar olduğu zaman ilgili bakanlığa hemen telefon açacaksınız, şikayet edeceksiniz. Bu ürünün güvenlik dosyası var mı, dermatolojik testi var mı diye efendim, alerjen testleri var mı diye 0216-211-01-0216-211-01-0 telefonların 159 lira, yaklaşık 180 liraydı kargosuyla beraber. 180 liralık ürünü 59 liraya veriyorum. Bakın efendim, bu ürünü 59 liraya alıyorsunuz. Bunu aldığınız zaman, şu dakika itibariyle aradığınız zaman ikinciyi de hediye ediyorum, üçüncüyü de hediye ediyorum. Bakın son 2 dakikam kaldı, gidiyorum, bilginiz olsun, son 2 dakika. 59 liraya bu ürünü alıyorsunuz, saçınızı tarıyorsunuz, beyaz saçlardan kurtuluyorsunuz. Bazen genetik olarak beyazlar, bazen sinir, stres sıkıntıda, bazen de ne yapıyorsunuz efendim? Böyle benim gibi yaşın ilerlemesi, 57 yaşına da geldiğiniz zaman, bırakın 57 yaşta, şimdi 23-24 yaşlarında saçlar ağrımaya başlıyor. Ne yapıyorsunuz hemen? Bunu aldığınız zaman 2 tane ürünü kullanıyorsunuz. 1 yıl kullanıyorsunuz, 2 ayda bir kullanıyorsunuz. Bunu da hemen bir dostunuza hediye edebiliyorsunuz. Dip beyazına bir sürü para veriyorsunuz. Hanımlar saçlarını boyatıyorlar, kuaförlere gidiyorlar. 15 günde bir dip beyazı. Beyler zaten saçını boyatırmakta utanıyor. Komşunun çocukları gördüğü zaman hılkat karı bezi gibi bir şey olmuş Mehmet amca diyor. Ama bu ceviz ekstratında yapıldığından dolayı dermatolojik test raporları var, alerjen test raporları var, ilgili bakanlıklara bildirim var. Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım hakkı var. Türkiye'de üretiyoruz, dünyaya satıyoruz. Beyaz saçınız da derdiniz varsa, sıkıntınız varsa, boya yapmaktan kurtulmak istiyorsanız, kınanın ömrünü kısa olmasından dolayı da acayip bir de kına rengi almasında da hoşlaşmıyorsanız, buyurun size ben Dexa tarağı gönderiyorum, 59 liraya gönderiyorum. Şu dakika itibariyle hemen aradığınızda ikinci ürünü hediye, üçüncü ürünü de hediye gönderiyorum. Bahar kampanyasını başlattım, son bir dakikam var efendim. 0216 211 01 00. Beyaz saçlara son noktayı koymak istiyorsanız, saç boyasına kurtulmak istiyorsanız, 15 günde bir kuaföre gidip dip beyazı yaptırmaktan kurtulmak istiyorsanız, o boyaların vermiş olduğu toksikolojik etkilerde saçınızın yıpranmasına, yanmasına son noktayı koymak istiyorsanız, çok basit, bir tanesini evinize koyun, bir tanesini iş yerinize koyun, bir tanesini aracınıza koyun. Nerede denk gelirse 2 ayda bir saçınızı o gün tarayın, beyaz saçlarda kurtulun. Beyler hanımların saçını siz arttınız, hanımlar beyler saçını siz arttınız, herkes de birbiri saçına ve anlaşın burada ödeşin. 0216-211-01-00 ekran altındaki numaralar arıyorsunuz. Bu seti 59 liraya alıyorsunuz. Bu seti şu anda 59 liraya aldığınızı hak kazandığınız zaman bu muhteşem tarağı ikinci üründe, üçüncü üründe hediye gönderiyorum size. Kampanyayı başlattım. Hadi bana diyorlar canlı yayın. Son 5 dakika başlattım. 0216-211-01-00 saygılar sunuyorum. Kampanya devam ediyor. Evet, reklamların ardından yine birlikteliğimiz devam ediyor. Bu güzel pazar gününü biz de sizinle paylaşıyoruz. Gelen mesajlar var, onları hemen sizlere aktarmak istiyorum. Bakın neler varmış. Selam Murat Bey, Servet Çakıral ben demiş. Abim Seyfettin Çakıral'dan Paçanlı klibini lütfen armağan ediyorum, sana da gelsin demiş. Evet, biz inşallah rejideki arkadaşım onları ayarlıyor. Sevgili kardeşim, ben İzmir'den sizi izliyorum. Zevkle Murat, eşim Hülya, kızım Nimet, oğlum Alihan için Mehmet Tak'tan Çakal Dolu Ortalık klibini istiyorum demişler. İnşallah armağan edeceğiz o izleyenimize de. Hemşin havası demiş. Tulum istiyorum. Evet, gelecek sevgili kardeşim, onu da ayarlıyor. Sevgili Murat kardeşim, ben Rüştü Çavuş. Seni izlemek bana keyif veriyor. Süpersin. Ben de yeni albümümü bitirdim. Yakında müzik marketlerde olacak inşallah. Sana da başarılar dilerim demiş. Rüştü Çavuş'a da özellikle selamlarımı gönderiyorum ve günü paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada Ege Duş bizi izliyor. Buradan tüm çalışanlarına selamlar. Özellikle gerçekten Ege Duş'u yukarılara taşıyan
Filiz Genç yengeme ve annesine, teyzeme de selamlar gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Bu çalacağım eser onlara da armağan olsun. Gerçi ezanları istediler. Varsa ilerleyen dakikalarda onu özellikle halaya gönderelim. Ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Harika bir türküdür o. Rahmetli Erkan abinin. Varsa inşallah onu da armağan edeceğiz ve günü paylaşmaya devam ediyoruz. Bu güzel pazar gününde sizlerle birlikte Mavi Karadeniz TV ekranlarında. Hemen klibe gidiyoruz. Az sonra buradayız. Görmeyeceksin. Evet, bu güzel pazar gününü paylaşmaya devam ediyoruz. Mavi Karadeniz TV ekranlarında, Murat Show'da. Evet, az önce de ifade ettiğim gibi ülke dışında çok sayıda izleyenimiz var. Onlara da özellikle buradan bir kez daha selamlar, saygılar gönderiyorum. Böyle yaz ayları gelince de insan ayrı bir tabii ki böyle moda giriyor. Çünkü böyle biz Karadeniz'de çocukluğumuz geçtiği için hemen o Karadeniz'de olmak istiyoruz. İşte yaylalarda, ovalarda, bayırlarda. Eskiden oralarda çocukluğumuz geçmişti. Öyle tahtadan arabalar yapardık, işte uçurtmalar bilmem neler. Yani o nostaljiyi yaşamak da ayrı bir özeldi, ayrı bir güzeldi. Özellikle bizi yaylalarda izleyenlere de buradan selamlarımı gönderiyorum. Ve günü paylaşmaya
devam ediyoruz sizlerle birlikte. Mavi Kale Deniz TV ekranlarında 21 Mayıs'ta Kumkapı Mercan Restoranta'da 8. Yıl dönümünü inşallah televizyonumuzun kutlayacağız. Onu da belirtelim ve bir izleyenimiz varmış hatta. Alo. Alo. Alo efendim, iyi pazarlar. İyi pazarlar. İsmail Çakır, Fransa. Evet. Je parle français, double H, double tâchure hatim. Herhalde Fransızca yok. Ben çok iyi konuşurum. Var. Öyle mi? Evet, var Fransızca var. Memleket neresi? Memleket Giresun. Giresun. Evet. Ne güzel. Neresinden? Giresun merkez. Merkez. Kaç yıldan beri Fransa'dayız? Fransa'da 80'den beri. 80'den beri. Maşallah bayağı da olmuş. Neler yapıyorsun, şöyle bir anlat bakalım. Bayağı oldu ya. Fransa'da ben bir firmada elektrikçi olarak çalışıyorum. Allah kolaylık versin. Evet, oradaki yurttaşlarımızın, hemşehrilerimizin yaşam düzeyi nedir? Rahatsınız değil mi? Onu özellikle soralım sizlere. Allah'a şükür olsun. İyiyiz, rahatız. Yani eğer bir rahatsızlık durum varsa söyle, Sarkozy'nin kulağını çekeyim. Sarkozy gitti. Hollanda geldi. Öyle mi? Ne zaman gitti? Bu sene seçimde gitti ya. Ama kim gönderdi onu? Bir sor bakayım ya. Ya onu yabancılar yolladı. Kim yollayacak? Şöyle kulağından tuttum. Ne yaptım ki dedim. Ya. Peki. Burada oyumuzu kullandık işte. Sarkozy'yi yolladık. Evet, sizler iyi olun. Bizler orada tabii ki, sizler bizim temsilcilerimizsiniz. Gerçekten orada inşallah huzurlu bir şekilde yaşamaya devam ediyorsunuz. Zaman zaman ben Avrupa'ya geldiğim zaman orada Karadeniz kültürünü yansıtan derneklerimiz var. Ki Fransa'da da var. Ben bütün o dernekleri emeğe geçen başkanlara, yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Başka ülkelerde bizim kültürümüzü yaşamaya gayret ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? Var. Eğer mümkünse Giresun karşılaşma oyunu çalarsanız memnun olurum. Tamam kardeşim. İnşallah rejideki arkadaşım onları not alıyor. Listemizde olanları anında gönderiyoruz. Fransa'ya selamlar. İyi günler, iyi pazarlar. Evet. Değerli kardeşimizi uğurladık. Çünkü gerçekten Avrupa'da yaşamak öyle göründüğü gibi kolay iş değil. Yani mesela halam da bilir. Beni izliyor şimdi. Yani öyle Avrupa'da yaşayıp orada ayrı bir dünyada kendi kültürünü yaşamak öyle kolay iş değil. Yani böyle gurbete biz vatanımıza çıktığımız zaman bile alışana kadar belli bir zaman geçiyor ama yurt dışında işte ekmek parası için mücadele edip orada kalmak çok daha başka zorlukları var. Ama hayat işte, hayat böyle. Hayat imtihan zaten. Önemli olan bu imtihanı verenlerden olalım. Şimdi klibe gidiyoruz. Ardından sadece 4 dakikalık reklamımız var ve daha sonra buradayız.
Merhaba sevgili izleyenler, bedava saatiyle sizlerle birlikteyiz. Evet, yanlış duymadınız, bedava saatiyle şu anda Mavi Karadeniz ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Sizlere şimdi tanıtacağımız ürünümüz ücretsiz, bedava olacak. Kesinlikle ilk arayan 10 kişiye 50 kişiye değil. Arayan herkese, ben arayın dediğim andan itibaren hattı düşürebilen herkese ücretsiz olarak göndereceğimiz bitkisel bir ürünümüz var. Ürün nedir? Ne işe yarar? Neden bedava? Bunları kısaca söylüyorum. Sonra da numarayı anons etmemle birlikte bedava kampanyamız başlıyor. Şimdi ürünümüzün ismi Duman Son. Tamamen bitkisel ve sigarayı bıraktırıyor. 3 ila en fazla 4 günde sigarayı bıraktıran mükemmel bir ürün. Peki neden bedava Duman Son? Neden bedava? Bunu merak eden izleyicilerimiz var. Sizden bir ricamız olacak. Bakın bu bir koşul değil, şart değil. Biz sosyal sorumluluk projesi ve ürünümüzü tanıtmak amacıyla ürünümüze de çok güvendiğimiz için ürünümüzü bedava gönderiyoruz. Ben inanıyorum ki %99.9 bu ürün size sigarayı bıraktıracak. Peki bize faydası ne olacak? Siz şimdi bu dakikalarda bunu aldınız, bedava kullandınız, sigarayı bıraktınız. Çevrenizde en az 3-4 kişiye ben Duman Son'la sigarayı bıraktım diye küçük bir reklam yapmanızı istiyorum sevgili izleyenler. Tek istediğim şey sizden bu. Bakın yalan söyleyin demiyorum. Bize yardımcı olun da demiyorum. Bizim ürünümüzü alın, kullanın. Sigarayı bırakırsanız eğer çevrenizde en az 3-5 kişiye haber verin. Ve biz %100 bıraktıracağına inandığımız için bu ürünü şimdi bedava gönderiyoruz. Hazırsak ben numarayı anons ettiğim andan itibaren bedava kampanyası başlayacak ve hatta şöyle yapalım, çağrı atanları da bu kampanyaya dahil edelim. Evet, çağrı atıyorsunuz, biz sizi arıyoruz. Kampanya için geri sayım başladı. Numarayı söylüyorum ve kampanyamız başlıyor. 0216 222 24 14 0216 222 24 14 telefon numaramız, ekranın altında da şu anda numarayı görüyorsunuz sevgili izleyenler. Bu numarayı düşürebilen tüm Mavi Karadeniz izleyenleri bu kampanyadan faydalanacaklar. Kullanımı son derece kolay. Bakın Duman Son'u nasıl kullanacağınızı göstereyim ben sizlere. Kapağını açıyorsunuz. İçerisinde görmüş olduğunuz gibi tamamen bitki tozlarından oluşan bitkisel bir karışım var. Bu bitkisel karışımı çay kaşığının ucuyla, çay kaşığının 5'te 1'i hatta 6'da 1'i oranında dilinizin üstüne atıyorsunuz. 10-15 saniye ağzınıza gezdirdikten sonra çıkartıyorsunuz. Yutmanıza gerek yok. Solunum yolları sayesinde bu beyne ulaşıyor. Beyinde sigara isteyen, nikotin isteyen bölgeyi derhal etkisiz hale getirip sigarayı unutturuyor ve sigarayı bıraktırıyor. Eğer sigarayı bırakmak istiyorsanız, ben sigaranın zararlarının farkındayım. Ben sigaraya cebimden haraç aldığını farkındayım. Çoluğuma çocuğuma zarar verdiğimi farkındayım diyorsanız hiç durmayın, bizi arayın, biz size sigarayı bıraktıracağız. Evet, 0216 222 24 14 0216 222 24 14'ü çaldırın kapatın, biz sizi arayalım diyoruz. Ama ben sigaradan memnunum kardeşim. Hasta olacaksam da ben olurum. Akciğer kanseri olursam ben öleceğim. Bacağım kesilirse ben büyük bir zevk alacağım. Doktora testereyi biraz daha sert vurmasını söyleyeceğim. Gırtlağım delirse, gırtlak kanseri olursam göbek atacağım. Çoluğum çocuğum bana bakıp özenip sigaraya başlarsa keyiften dört köşe olacağım. Dünyanın en mutlu annesi babası ben olacağım. Çocuğumun zehirlenmesine çok büyük bir keyifle, sevinçle karşılık vereceğim diyorsanız bizi zaten aramayın. Biz size hiçbir şey yapamayız. Ama ben sigarayı bırakmak istiyorum ve bırakamıyorum diyorsanız hodri meydan. Ben size bedava gönderiyorum. Siz de sigarayı bırakmayı göze alıyor musunuz? Ben bedava göndermeyi göze alıyorum. Eğer siz de sigarayı bırakmayı şu kadar, bir gram, bir parça istiyorsanız bize çağrı atmanız yeterli. 0216 222 24 14. Bakın ben şimdi tanıtımı bitiriyorum. 3 dakika daha ekstra süre veriyorum. 3 dakika içerisinde hattımızı arayan, hattımıza çağrı atan herkese ücretsiz. 0216 222 24 14. 0216 222 24 14. Ekran altındaki numarayı çaldırın, kapatın. 69 liralık sigarayı bıraktıran ürün bedava gelecek ve bu ürüne siz sadece
kargo parası ödeyeceksiniz. Bizden alıp size getiren kargocu küçük bir kargo bedeli alacak. Onun dışında hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. 2 dakikamız daha var kampanyamızda. Ben hepinize sağlık dolu günler diliyorum. Benim 3 tane gösterim var. Bir tanesi bir tar bir loku. Öbürü CVYLMZ. Bir söyleşi, bir de konser. Ve son gösterim Fundamentals. Bunların hepsi nerede? D-Smart'ta. Yaşalım yeşil Karadeniz'i, yeşil Karadeniz'i. Kaldım gurbet ellerde, unutamadım sizi, unutamadım sizi. Kaldım gurbet ellerde, unutamadım sizi, unutamadım sizi. Yıllar beni evden hastaneye çaldım. Hemşiremin birisi hemen başladı yanıma. Herkes ders yapar için ben sevdalımı seçtim. 5 kilo dereye beni bokulu geçtim. Reklamların ardından yine buradayız. Hepinize bir kez daha iyi pazarlar diliyorum ve gelen mesajlara bakalım neler var neler yok. Onları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Ben Artvin Hemşin'den Hatice, sizden tulum havası istiyorum demişler. Artvin'e de buradan selamlar gönderelim. Dayıcığım ben Sümeyye, evde hep birlikte seni izliyoruz. Bir aydan beri yolunu gözlüyoruz. Dayıcığım hadi yayında açıkla ne zaman geleceksin, seni çok seviyorum demiş. Evet yeğenim Trabzon'da izliyorlar. Bir operasyon da geçirmişti, ameliyat olmuştu. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Evet, yeğenim Sümeyye'ye, Meleğe, Muhammed'e, yine ablama ve enişteme de buradan selamlar Trabzon'a. İnşallah geleceğiz. İşler biraz bu aralar yoğun. En kısa zamanda bir Trabzon yapacağız. Selamlar, saygılar. Murat Bey, ben Kırşehir'den selamlar. Hülya Palat'tan ben niye evleneyim? Çalarsanız çok memnun olurum demiş. Teşekkürler. Evet biz de tabii ki bu eserlerinizi, isteklerinizi anında yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yine evet Erbağlı, evet Erbağlı sevgili Durmuş Yuman dayı bizi izliyor. Selamlar gönderiyorum. Nasılsın? Evet Durmuş abinin bir anısı var İstanbul'da, onu anlatmak istiyorum. Yani Durmuş abi kusura bakma. Evet Tokat'tan geldi böyle İstanbul'a, tabii ilk ticaret yapacak. Öyle İstanbul'da ticaret yapmak kolay değil. Bir tane bakkal dükkanı açtı. İstanbul'a geldi. Tabii Anadolu'dan gelmiş. Yani bakkalı da gitti açtı Etiler'e. Yani çok kibar böyle sosyetinin uğrak yerine bakkal dükkanını açtı. Tabii ki ilk müşterisi geldi. O arada da müşteri erkek. Sigara alacak ama tabii kibar konuşuyor. Ama erkeklerin bu kadar kibar konuştuğunu Durmuş abi nereden bilsin? Hemen adam geldi. Beyefendi dedi, rica ediyorum bir paket sigara alabilir miyim? Böyle çok yani... Çok kibar bir şekilde deyince, tabii Durmuş abi de afalladı, ne oluyor dedi. Ya dedi, ula karı gibi niye yalvarıyorsun, yoksa parayı mı vermeyeceksin? Öyle de bir anısı var. Selam olsun buradan Durmuş abiye ve yine Güldane teyzeye selamlar, saygılar, armağan edelim bu güzel türküyü de. Evet MKD boşluk 39-29'dan mesajlar gelsin, yine bakıyorum. Bursa'dan İsmail, kolay gelsin Murat Bey. Sıradaki eseri buradakilere armağan eder misin demişler. Biz hepsine armağan ediyoruz zaten. Fransa'dan arayan bir kardeşimiz bizden karşılama istemişti. Evet Avrupa'da böyle sevgili hemşerimiz bizi, Giresunlu hemşerimiz izliyor. Ona ve bütün Giresunlu hemşerilerime bu karşılamayı armağan ediyoruz. Sizler de MKD yazıp boşluk bırakarak 39-29'a mesajları yollamaya devam ediyorsunuz.
Yağmur yağar sel olur, derin yerde göl olur. Yağmur yağar sel olur, derin yerde göl olur. Gönlüm sevmez herkesi, sevdice yemin olur. Gönlüm sevmez herkesi, sevdice yemin olur. Koca karılar balar, bellerine uşağı. Karşılamayı oynar, Giresun'un uşağı. Koca karılar balar, bellerine uşağı. Karşılamayı oynar, Giresun'un uşağı. Kimse okuyamaz, yazı yazdım kağıda, hiç kimse okuyamaz. Karşılama güzeldir, her adam oynayamaz. Karşılama güzeldir, her adam oynayamaz. Koca karılar balar, bellerine uşağı. Karşılamayı oynar, bulancalın uşağı. Koca karılar balar, bellerine uşağı. Karşılamayı oynar, şu keşabın uşağı. Karşılama şenlensin, vurun elleri vurun. Karşılama şenlensin, mola verin uşaklar. Kemençeci dinlensin, mola verin uşaklar. Bağlamacı dinlensin. Koca karılar bağlar, bellerine uşağı. Karşılamayı oynar, eski yeni uşağı. Koca karılar bağlar, bellerine uşağı. Karşılamayı oynar yavru dere uşağı. Karşılamayı oynar kirebolu uşağı. Koca karılar balar, bellerine uşağı. Karşılamayı oynar şu gücenin uşağı. Koca karılar balar, bellerine uşağı. Karşılamayı oynar görevlenin uşağı. Koca karılar balar, bellerine uşağı. Karşılamayı oynar çanakçının uşağı. Ey neslin uşağı, doğan kentin uşağı, Giresun'un uşağı. Evet, zaman zaman isteklerinizi yerine getiriyoruz. İşte Fransa'daki o Giresunlu hemşerimize ve bütün hemşerilerimize, Giresunlu hemşerilerimize de armağan ettik. Devam ediyoruz. Evet, bu arada 1461 Trabzonspor'umuzun da maçı başladı. Adana Demirspor'la biliyorsunuz. Evet, 1461 Trabzonspor'da Süper Lig'e çıkma mücadelesine devam ediyor. İnşallah Rizespor'la kol kola yukarıya doğru gelecekler. 16'da da biliyorsunuz Trabzonspor'un Aksar Belediyespor'la maçı var. Gerçi fazla maçlara bu aralar takılmıyoruz. Çünkü ne kadar söylersek bir durumlar oluyor. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Evet, MKD yazıp boşluk bırakarak 39-29'a mesajları göndermeye devam ediyorsunuz. Ya diyor Durmuş abi, benim başıma gelenler diyor pişmiş tavuğun başına gelmez. Bir aralar siyasette böyle evrak götür getir işleri yapıyordu Durmuş abi. Uşağı demiş şey yapayım işte AK Parti'de. Tabii ki böyle evrak getir götür. Sever bu işleri. Evrağı götür o yana, getir bu yana. O ara tabii Uşağı demiş AK Parti'yi üye yapalım. Uşağı getirmiş tam üye yapacak. Bakmışlar ki çocuk CHP'ye üye. Öyle de bir şey gelmiş. Buradan selamlar. Abi öyle yanlış işler yapma. Evet, bir kez daha selam olsun. Durmuş abi, getir götür işlerine devam.
Bizim firmalarımıza, bize destek veren firmalarımıza, Nizam Fideyi Orhan, Ramazan Kızılkaya'ya çok teşekkürler. Yine Villa Mutfak Hüseyin kardeşime katkılarından dolayı teşekkürler. Yine Ponex Kadir Bıyıklı abimize teşekkür ediyorum. Yine her zaman olduğu gibi kostüm Edwork Ali Demircioğlu'na ve ekibine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve mesajlarınız gelmeye devam etsin. İstekleri yerine getiriyoruz. Çok tulum isteği vardı. Bütün tulum severlere hazır mıyız? Haydi tulum, et mazulum diyoruz ve güzel bir tulum geliyor. Az sonra buradayız. Arada klip biter. Tulumun da yeri başkadır bizde. Tüm izleyicilerimize armağan ediyoruz. Evet, bir izleyicimiz varmış altımızda. Alo. Alo. Efendim, iyi pazarlar. Hayırlı işler. Yolların açık olsun, yakışıklıyım.
Teşekkür ederim teyzeciğim. Rahime Yılmaz İstanbul. Evet, evet. Nasılsın? Hey, kurban olurum sana ben. Ulan siz beni unuttunuz, dediniz ki ölmüş değil mi? Nene sen misin? Benim nene, daha nene. Kurban olsunlar ümmet muncurlarına. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükürler olsun oğlum, ama iyi değilim, yaş gitti da. Yaş kaç bu arada? 86. Oy maşallah, ellerinden öpüyorum. Ben yani... de... Ben de o güzel gözlerinden, o güzel ağızlarından, o güzel konuşmalarından öpüyorum seni yavrum. Sağ ol, sağ ol neneciğim, çok teşekkür ederim. Dua ede bize, dua ede bize. Allah işini rast yatırsın, Allah ömrünü uzun etsin. Cenab-ı Allah yolunu açık etsin yavrum. Sağ ol. Var mı bir sıkıntı? Sıkıntım olmaz mı? Ah yavrum ah, sıkıntım olmaz mı? Tamam, inşallah neneciğim bir ara ulaşırız sana. Sıradaki eseri sana, oradakilere de armağan edelim. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler, hayırlı işler. Sağ ol neneciğim. Evet, nenemiz bizi yıllardan beri takip eder, izler, sağ olsun, var olsun. Buradan bütün yaşlılarımıza da selamlar gönderelim. Yaşlıların yeri başkadır. Çünkü bir gün hepimiz de yaşlı olacağız. O açıdan yaşlılara her zaman saygı, hürmet, bunları yapmamız gerekiyor. Ama günümüz öyle oldu ki arkadaşlar, yani işte çocuklar anne babayı saymaz. Böyle enteresan durumlar da var. O açıdan özellikle bizim gibi genç ya da genç arkadaşlarımız, daha gençlerimiz aileleri, anne babalarını özellikle çok saygılı olmalılar. Yani yok baba öyle dedi, yok babaya selam vermeyeyim, yok babaya merhaba demeyeyim, yok anneye, öyle bir şey yok. Anne babanın kıymetini bilelim. Onlar gerçekten, çünkü bizler de bir gün o durumda olacağız. İnşallah bütün gençlerimiz de, bizi izleyenlerimiz anne babalarına hep saygılıdırlar. Onların kusuru da olsa ya da sizin istemediğiniz bir şeyi de size söyleseler, istemeseniz de puflamamak lazım. Bunu da inşallah genç kardeşlerimiz kulaklarının bir arkasına bir küpe yapmış olurlar. Petekli köyünden Ahmet dayı. Petekli köyü benim ortaokulu okuduğum yer. Evet, bakalım ne demiş Ahmet dayı. Merhaba Murat, nasılsın? Gururumuzsun demiş. Bakırköy ekol inşaat çalışanları için istiyorum. Kendine iyi bak, bir kız var nişan eden, beni perişan eden, çalarsanız sevinirim demiş. Evet, Petekli köyüne, yani Magavla'ya da selamlar. Sevgili Ahmet kardeşim, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yine ben Sakarya'dan Turgut Kahraman. Sizden Recep'imden aşkın acı, gerçek yüzünü istiyorum. Tüm Sapancalılar için istiyorum demişler. Evet, onlara da armağan edelim. Sevgili kameraman kardeşim Serdar'a ve 77 tane asistan kameraman arkadaşlarımız bu yayını sizlere ulaştırıyorlar. Yine yönetmenim Enver Evren kardeşime ve onun yanındaki asistan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü bu yayını onlar sizlere ulaştırıyorlar. Klibe gidiyoruz. Az sonra buradayız. Ayrılmayın. Gelmez mi benim yazım? Ah dağlar, karlı dağlar, gelmez mi benim yazım? Eller yarım diyen de benim dolar boğazım, benim dolar boğazım. Eller yarım diyen de benim dolar boğazım. Ormanlar, ormanlar, yazılı fermanlar. Aradım bulamadım dertlerime dermanlar, dertlerime dermanlar. Aradım bulamadım dertlerime dermanlar, dertlerime dermanlar. Thank you.
alçaklara kar yağmaz, yüksek dağlar karlanır. Alçaklara kar yağmaz, yüksek dağlar karlanır. Ellerin yarı gelir, benim canım darlanır, benim canım darlanır. Ellerin yarı gelir, benim canım darlanır. Alnımın yazısını yaban eller bozamaz. Ağaçlar kalem olsa dertlerimi yazamaz, dertlerimi yazamaz. Ağaçlar kalem olsa dertlerimi yazamaz, dertlerimi yazamaz. Benim dolar gözlerim, sevdalığın yüzünden söylerim acı acı. Aradım bulamadım, yok derdumun ilacı, yok derdumun ilacı. Aradım bulamadım, yok derdumun ilacı, yok derdumun ilacı. Aradım bulamadım, yok derdumun ilacı. Evet, aradım bulamadım. Çok güzel bir klip izledik. Apollos'tan selam olsun kardeşime ve devam edelim. Bu arada bir izleyenimiz varmış hattımızda. Alo. Alo, merhaba Murat Bey. Efendim, iyi pazarlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler, nasılsınız? Yunus Emre Bozan, İstanbul. Evet. Hoş geldiniz Yunus Bey. Murat Bey, iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, böyle gördüğünüz gibi o yandan bu yandan, kıyıdan köşeden devam ediyoruz. Bir de bu arada adım soyadım Bozan değil, yanlış yazmış arkadaşlar galiba. Ozan soyadım. Ozan. Evet. Yani Ozan'la Bozan arasında da çok fark var ya. Evet sevgili rejim. Şimdi oldu mu? Evet, teşekkürler. Evet, peki Yunus memleket neresi? Tekirdağ. Ama takip ediyorum. Annem de Giresun'da. Vay ne güzel. Ne güzel. Evet. Evet, nasıl keyifler? Evde mi izliyorsunuz? Evet. Evet. Ailecek. İstek parça söyleyebilir miyim bu abi, arada? Abi buyurun, buyurun. Yunuslar dizisi parçasını. Yunuslar istiyorum. Dizi. Tamam. Evet. Armağan edelim o zaman. Teşekkürler. Çok teşekkürler, iyi günler diliyorum. Evet, sevgili kardeşimizi yolladık. Şimdi mesajlara bakalım. Ondan sonra reklama gideceğiz klipten hemen sonra. İyi yayınlar, ben Almanya'dan Zehra. Bir Lazca eser çalarsanız sevinirim. Artvin'ime çok selamlar, başarılar demişler.
Murat abi ben İzmir Karabağlar'dan Merve, Nimet Kişmir. 12 yaşındayım. Yasemin Yıldız'dan Sen Benim Miydin klibini istiyorum. Annem ve babama gelsin demiş. Evet, bu genç kardeşime de İzmir'e selamlar gönderelim. Zaten isteklerinizi zaman zaman yerine getirmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi biz bir klibe gidelim. Klibin hemen ardından da ne yapacağız? Klibin hemen ardından da kısa bir reklamımız olacak. Reklamlardan sonra yine biz buradayız. Bu güzel pazar gününü sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ha, dağıtmaya geldik Allah'ın izniyle. Öyle hazır mi? Mıyız? Hazırız vay değil mi? Şimdi şifa dağıtacağız inşallah. Ve gerçekten biz Türk milleti, ben dahil, %85'inde olan bir rahatsızlığı gidermek amacıyla, evet, sağlığımıza kavuşmak amacıyla muhteşem bir ürün. Birkaç gündür yoktum biliyorsun Ramazan abi. Almanya'ya gittim, yerine gittim. Bu medikal ürünlerin şu an Avrupa'da satış rekorları kıran
Teknolojisi çok yüksek ama kendisi bir o kadar küçük. Kullanımı da çok kolay ve hiç tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip. Bakınız altını çizerek söylüyorum. Elektrik yok, elektronik yok. Tamamıyla statik. Yani tükenmeyen enerjiye sahip. Horlama derdine son. Horlama deyip geçmeyin. Sağlık hafife alınmaz. Horlama deyince sadece gürültü değil. O vücudun çıkarmış olduğu bir alarmdır. Vücudumuz alarm veriyor horladığı zaman. Yani vücut, akciğer, nefes alma problemi var demektir. Kalp basıncını etkileyecektir. Uyurken tansiyonu yükseltecektir ve kalp krizine yol açabilir. %65 uyurken kalp krizlerinin riskinin nedeni horlamadan kaynaklanıyor. Diyafram az çalışıyor. Alacağımız nefesin yarısını alıyoruz. Kalp bu sefer daha çok kan pompalamaya çalışıyor. Uyuyup dinleneyim derken vücudu daha fazla yoruyoruz. Ne yaptı uzmanlar? Yıllar süren araştırmaların sonucunda ilaç değil, elektrik değil, tamamıyla statik, elektrostatik, evet, antialerjik ve antibakteriyel, sevgili kameraman arkadaşımızdan yakından çekmesini rica edeceğim. Çünkü çok küçük bir malzeme, varlığıyla yokluğu belli değil fakat vücudumuza horlamaya göstermiş olduğu etki kalıbından kat kat fazla. Kullanımını hemen gösteriyorum. Şu uçlarda bu arada tekrar rica edeyim. Uçlarda elektrostatik iyonizer var. Bakın bunun olayı şu. Burnumuzun içindeki sinirleri uyarıyor ve akciğerin daha rahat çalışmasını sağlıyor. Gırtlak durumundaki oradaki problemleri yok edip horlamayı engelliyor. Biz diyoruz ki hep kilolu insanlar horluyor. Hayır. Horlayan insan kilo alıyor. Çünkü az nefes aldığında, diyafram az çalıştığında işte tabii gideriyor. Anam tam imdatlık bu. 3 hafta sonra kesinlikle gideriyor. Gidermezse iade garantili. Bakın iade garantili diyorum. 3 hafta sonra horlamanız kesilmezse ürünümüz bizimdir. Hiç problem değil. Şimdi zaten çok kısa süreliğine bir kampanya yapacağız. Bu fırsatı değerlendirenler kendini şanslı hissedenlerdir. Bakın gösteriyorum nasıl kullanılıyor. Burun deliklerimize şuraya takmamız yetiyor. Aha da bitti. Ben varlığını hissetmiyorum. Bunu yattığımız zaman kullanıyoruz. Aynada bakmasam hissetmeyeceğim takılı olduğuna. Yatmadan önce takıyorsun. Yattığın zaman da takılı kalıyor. Ne oluyor? Daha rahat nefes almamızı... Nefes alınır mı kolaylaşıyor? Evet, burada sinirleri uyarıyor için. Elektrostatik o çipler elektronik değil. Bakın elektrostatik yani iyonizer. Medikal bir ürün bu. Avrupa'da şu an satış rekorları. 100 euroya satılıyor ya. 100 euroya satılıyor abi. Bir tane hemen alayım da. Alacağım otelde tabii. Otelde yatıyoruz. İki oda öbür taraftan ben duyuyorum horlamasını. Ya bunda... Adamda ya. Bundaki rahatsızlık da bitmiyor maşallah ya. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler bakınız ne kadar kolay bir kullanım var. Burun deliklerimize yerleştiriyoruz ve tamamıyla sinir uçlarımızı biz hissetmiyoruz ama o içeride yapacağını yapıyor. Rahat nefes almamızı sağlıyor, horlamayı kesiyor, vücudumuzun çıkardığı alarm sesini yok ediyor. Dolayısıyla rahat nefes aldığımız zaman da vücut fonksiyonları düzgün çalışıyor. Kalp krizini de otomatikman önlemiş oluyor. Şimdi mucize telefon numaramızı vereceğim ve ben o mucize telefon numaramızı verdikten sonraki ilk 10 dakika içerisinde arama şansına sahip olan bütün izleyicilerimize Avrupa'da 200 lira satışı olan ve şu an günümüzde tüm eczanelerde 99 liraya satılan, bakın bir de çok güzel bir sürpriz yapacağım. Bizde sürpriz bitmez. İndirim yapmıyoruz. Biz yarı fiyatına veriyoruz. Bizde kampanya böyle olur. Sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Hemen telefon numaramızı veriyorum. 0216 alan koduyla 211-01-00'e tuşluyorsunuz. Hattımızı düşünmeniz yeterli. 99 liraya satılan bu horlama önleyiciyi sadece 59 liraya bir alana bir bedava. Ama şimdi var ya bak, şunu dikkat ettim. Bunu taktığın an sesin dahi gürleşiyor. Evet, çünkü oradaki kanalları açıyor evet. Elektrostatik olarak. Hiçbir şey hissetmiyorum ben. Yani bunu taktığım zaman ne varlığını hissediyorum ne de yaptığı şey. Kendisi otomatikman devreye giriyor. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip. Ömür boyu garantili ve faydasını görmezseniz iade garantili. Eczanelerde 99 lira, bizde bir alana bir bedavayla 59 liraya. Uyurken kalp krizi riskini ortadan kaldırmak, hatta... Yani şöyle ikisini mi 59 liraya? İkisini 59 liraya gönderiyoruz. Bu çok kısa sürecek bu kampanya. Belki de bu gecenin son bir kampanyası. Bir tane kendine, bir tane eşine. Eşine. Bir tane sana, bir tane eşine. Ya da bir sevdiğine. İhtiyacı olan birine. Şimdi sağlık diyoruz. Her şey sağlıkla başlar, sağlıkla biter. Sevgili izleyicilerimiz horlama deyip geçmeyin. Sadece bunu estetik amaçlı değil, gerçekten horlama durumu olduğunda, nefes darlığı yaşandığında vücut daha sorunlu çalışır ve akciğerler az çalıştığı için göbek de az hareket eder. O zaman ne olur? Yağlanma oluşur. Yani göbek yağı oluşur. Daha fazla kilo almanızı sağlar sizin. Şişmanlarsınız horlarsanız. Ne kadar horlarsan o kadar çok kilo alırsın. Ne kadar horlarsan o kadar çok kalp krizine yakalanma riskin olur. Artık bu işin çözümü bulundu. Ne ilaç ne elektrikle, tamamıyla manyetik bir alan sistemiyle
Varlığını hissetmiyorum ama o varlığını bana 3 haftanın sonunda komple kanıtlayacak. Horlama derdi ne son ya? Var mı böyle bir şey? İşte var. O da burada. Çok büyük bir sorun yani. Orada. Gerçekten sorun. Hakikaten. Şimdi, yanımıza yatanı rahatsız ediyoruz yani. Kendimizi de rahatsız ediyoruz. Kendi sağlığımız için ama de problemli. Kendimiz duymadığımız için. Yanındaki insanı da rahatsız ediyoruz. Buna hakkımız yok sevgili izleyiciler. Kendinizi cezalandırmayın. Yanınızdakini de cezalandırmayın. Kendinizi ödüllendirin. Medikal diyoruz. Sağlık için. Zaten biz burada hani söylemeseyip tabak tencere satmıyoruz. Amacımız ticaret, belki maksadımız para kazanmak. Fakat sunduğumuz ürünler ya medikal yani sağlık için oluyor ya da gerçekten yaşamı kolaylaştıran ürünler oluyor. Üstelik yarı fiyatına olmazsa da biz o ürünü kesinlikle sunmuyoruz. Gördüğünüz gibi buruna rahat bir şekilde yerleşen, varlığıyla yokluğu bir hafif, hiçbir şekilde taktığımı hissetmiyorum. Burada sabaha kadar kalmasıyla horlamamızı kesecek ve 3 haftanın sonunda artık horlama derdi olmayacak. Ürün iade garantilidir, ömür boyu da garantilidir. Avrupa'da satış rekorları kırmakta. Piyasadaki, dünya çapındaki piyasada 200 liraya satılıyor. Bizim eczanelerde de toptan satışlarında 99 liraya. Peki biz ne yapıyoruz izleyicilerimiz için? Sadece 59 liraya bir alana, bir bedava, bu fiyata bu ürün varken almazsanız pişman olursunuz. 0216 alan koduyla 211-01 çift 0 diyoruz. Biter mi? Bitmez. Bir sürprizimiz daha var Ramazan abi süresinde. Hemen söyle, vaktimiz daraldı. Evet, Ramazan Çelik'in 2013 albümü yanında hediye. O zaman güzel. Rahat nefes alıyoruz. Uyanınca da oynamaya başlıyoruz. İşte bu kadar. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Devam ediyoruz Mavi Karadeniz TV ekranlarında bu güzel pazar gününde. Artık finale doğru da yanaşıyoruz bu arada. Evet, merhaba Murat abi demiş. Ayrılmak zorunda kaldığım sevdiğim kız için Yamali çalar mısın? Onu çok özlüyorum be abim demiş. Kardeşim Allah yardımcın olsun, ne diyelim. Evet, inşallah yüreğinde ne varsa olması dileğiyle. Hepimiz adına selam olsun kardeşime. Zeytinburnu'ndan Halil Çanakkale Bika'daki yaz gülüme sarış parça armağan ediyorum, iyi yayınlar demişler. Edine Diremduş, sevgili komşum Oflu Salih abime, bizi izliyor Fatih'te, ona da selamlar gönderiyorum. Komşu, sıradaki türkü sana gelsin, senin eserin yok ama inşallah göndereceğiz. Yine Mustafa Sil abim evde ev halkıyla beraber izliyorlar. Mustafa abime ve bütün ailesine de buradan selamlar gönderiyorum. Mavi Karadeniz TV ekranlarında günü paylaşıyoruz. Evet, 8. yıl dönümümüzü biliyorsunuz. Kumkapı Mercan Restorant'ta 21 Mayıs'ta kutlayacağız. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. İnşallah o akşam Karadeniz'in bütün sevilen sanatçıları bizlerle birlikte olacak. Bütün yine siz değerli izleyenlerimizle tabii o geceye katılabilirsiniz. Onu da belirtelim. 21 Mayıs'ta Kumkapı Mercan Restorant'ta 8. yıl dönümümüzü Mavi Karadeniz TV'mizin kutlayacağız inşallah. Onu da belirtelim. Hemen sıradaki klibimize devam edelim. Artık finale doğru yanaşıyoruz. Bakalım klip hangi klip? Aha geldi sırası, seni çıkarıp batar gönlümün naburası. Şimdi otur düşün nasıl, aha geldi sırası, seni çıkarıp batar gönlümün naburası. Müzik
kız. Vay ver koynumda dursun sevdalı katirası. Şimdi oturdu şunası, aha geldi sırası. Seni çıkar ruh batar gönlümün naburası. Şimdi oturdu şunası, aha geldi sırası. Seni çıkar ruh batar gönlümün naburası. Çalık'tan izledik bu güzel klibi ve devam ediyoruz. Mavi Karadeniz TV ekranlarında günü paylaşmaya devam ediyoruz ve bir izleyenimiz varmış hattımızda. Alo. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Cengiz. Cengiz Koç, İstanbul. Evet. Cengiz nerelisin? Trabzon. Trabzon. Neresinden? Of. Of. Kaç yaşındasın bakayım sen? İyiyim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Yaşın kaç? Yaşım 19. Ulan sallama şimdi Cengiz. Bırak bu işleri. Ben Sami Sam'dan Adam Gibi Sevgili şarkısını bütün bu... Ulan sen şimdi bu yaşta ne anlarsın Adam Gibi Sevgili'den he? Yaşın kaç onu de bana bakayım. Tam yaşını söyle. Cengiz. Efendim. Kaç yaşındasın? 10 mu 12 mi? Doğru söyle. 12. Hah. Şansım beni bulmadı. Çok denedim olmadı. Adam gibi sevgili de bu dünyada kalmadı. Birazdan inşallah göndereceğiz. Seni öpüyorum. Ama böyle canlı yayınlara katıldığın zaman sallamak yok, tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Cengiz böyle salladı. Ya işte uşaklar. Aslında günümüzde şimdi Cengiz'e diyoruz. Daha o çocuk tabii ki. Diyoruz ki sallamak yok ama canlı yayında çok sallayan var. Yani biz çocuğa diyoruz ama gidin ne büyükler gördük sallayan sallayana. Hayatta menfaat uğruna tansöz olanlar kıyamet kopuyor ya. Evet Allah her zaman samimi insanlarla inşallah bizleri karşılaştırır ve devam ediyoruz. Güzel bir klibimiz var. Ardından finale geliyoruz. Bakalım neymiş. Bir gün çıktım Armut'ta, yarım geldi altına. Seçtim sarılarını, attım peştemalin. Armut budakladım, dallarını sakladım. Anasının yanında kızını kucakladı. Armut budaklanır mı, dalları saklanır mı? Anasının yanında kızı kucaklanır mı? Armutun dalı kara, dökülür ara ara. Yok bir paralı dayın,
sülalemiz kokar. Armutu budakladım, dallarını sakladım. Anasını yanilme, kızını kucaklar. Armut budaklanır mı, dalları saklanır mı? Anasını yanilme, kızı kucaklanır mı? Çıktım budadım dallarını, gece sabaha kadar bekledim yolların. Armutu budakladım, dallarını sakladım. Anasını yanine, kızını kucaklar. Armut budaklanır mı, dalları saklanır mı? Anasını yanine, kızı kucaklanır mı? Ben gideyim sar bana kollarını, gel seveyim seveyim cilveli boylarını. Armutu budakladım, dallarını sakladım. Anasını yanine, kızını kucaklar. Armut budaklanır mı, dalları saklanır mı? Anasını yanine, kızı kucaklanır mı? Kaydım armuta, keserdim dallarını. O kendini zanneder, severdim kardeşin. Armutu budakladım, dallarını sakladım. Anasını yanine, kızını kucaklar. Armut budaklanır mı, dalları saklanır mı? Anasını yanine, kızı kucaklanır mı? Evet, armudi budakladım, dallarını sakladım, anasının yanına kızını kucakladım. Türkülerimiz enteresan, bazı türkülerimiz. Evet, ama yalnız o yaylaları görünce işte bizim yaylalar bunlar. Çocukluğumuz yazın hep yaylalarda geçerdi. Buradan bir kez daha tabii ki herkes kendi bölgesini ayrı sever. Selamlar gönderelim. Artık bugün veda vakti geldi. Güzel bir pazar gününü inşallah benimle paylaştınız. Ama bundan sonra da paylaşmaya devam edin. Her zaman olduğu gibi Kostüm Edward, yine bize destek veren firmalarımıza, Nizam Pide'ye, Orhan Ramazan Kızılkaya'ya, Ponek Kozmetik Kadir Bıyıklı'ya, Villa Mutfak Hüseyin kardeşime desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet, ifade ettiğim gibi 21 Mayıs'ta inşallah Kumkapı Mercan Restoran'da televizyonumuzun 8. yıl dönümünü siz değerli izleyenlerimizle, iş adamlarımızla hep birlikte kutlayacağız. Bütün ekip arkadaşlarıma bu yayında, bu yayını sizlere ulaştıran bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Haftaya pazar inşallah yine aynı saatlerde görüşmek umuduyla, ama ben hafta içi biliyorsunuz Karadeniz'in Sesi Radyo K'da 10-12 arasında 93.3'te Marmara'da ve Marmara dışında dünyanın her yerinden de Karadeniz'in Sesi Radyosu.com'dan dünyanın her yerinde 10-12 arasında sizlerle birlikte oluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Haftaya görüşmek umuduyla. Allah'a ısmarladık. Saçını sallayışsın, dudak boyamayışsın. Çıkayışsın dışarıda, alemi yakayışsın. Akıllara akıllara serarsın, dilinle helva yaparsın. Sen çok fena bir şey güzelsin, yok böyle yok böyle yok böyle bir şey. Akıllara akıllara serarsın, dilinle helva yaparsın. Sen çok fena bir şey güzelsin, yok böyle yok böyle yok. Saçına tutabilsem, yanına yatabilsem. Diye kız alırdım seni, tarlayı satabilsem. Akıllara akıllara sararsın, dilinle helva yaparsın. Sen çok fena bir şey güzelsin, yok böyle yok böyle yok böyle bir şey. Akıllara akıllara sararsın, dilinle helva yaparsın. Sen çok fena bir şey güzelsin, yok böyle yok böyle yok. Thank you.
başım alayıma gidişe. Sen de bilin çevirsen oynar kapalı gişe. Akıllara akıllara zararsın, dilinle helva yaparsın. Sen çok fena bir şey güzelsin, yok böyle yok böyle yok böyle bir şey. Akıllara akıllara zararsın, dilinle helva yaparsın. Sen çok güzel bir şeysin, yok böyle yok böyle yok böyle bir şey. Yer senin ballarını yer senin, yer senin ballarını yer senin. Kırmızı yanıklarını ufalayayım, kırmızı yanıklarını ufalayayım. Yer senin ballarını yer senin, yer senin ballarını yer senin. Kırmızı yanıklarını ufalayayım, kırmızı yanıklarını ufalayayım.